Rabbim bize hayatı düzenli olanlardan eylesin. Amin. Amin. Çünkü arkadaşlar, hayatta düzen isteyen hayatta Kur'an olacak. Bir adamın hayatında düzen olsun istiyorsa o adamın hayatında Kur'an olacak. Kur'an rehberimizdir. Kur'an rehberdir arkadaşlar. Bizim ışığımızdır. Tabii ne yapacağız arkadaşlar? Anlamadığımız yerlerin hepsini tefsirlere ve hadislere bakacağız. Bunu da söyleyeceğiz. Peki Kur'an'ın içindeki en ama en acayip ayetlerden biri nedir arkadaşlar? Yatsı namazının sonunda ne okuyoruz? Amenna Resulü okuyoruz. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bunu biz sohbetlerde yapıyoruz. Arkadaşlara söylüyorum. Mesela müezzin okurken biz de okuyacağız. Bazı arkadaşlar bunu yapmıyor. Müezzin okuyor, kendisi okumuyor. Hayır. Ve mesela müezzin nereye geldi? وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَنْسُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Buraya geldiği zaman arkadaşlar ellerimiz açık olacak. وَعْفُ عَنَّا آمِينَ وَغْفِرْ لَنَا آمِينَ وَرْحَمْنَا آمِينَ اَنْتَ مَوْلَانَا فَنْسُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Buralarda eller açık olacak. Amin diyeceğiz. Çünkü orası duadır. Ya Rab beni affet, merhamet et. Allah Allah. Kafirleri kahreyle diye dua ediyor. Ayet bize dua etmeyi öğretiyor, ayet. Ama Müslümanlar umurunda değil. Neyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amenna Resulü'nün faziletleriyle alakalı şöyle buyurdu. Arkadaşlar Amenna Resulü okuyoruz. Bakın bakalım faziletler nelermiş. Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter, onu her türlü kötülüklerden korur. Şimdi yatsı namazından sonra Amenna Resulü okuyan ne oluyormuş arkadaşlar? Bütün kötülüklerden muhafaza oluyormuş. Ya. Bak. Mutlaka okuyun. Kaynak Buhari, Müslim. Bu iki ayet bir evde üç gece okunursa diyor artık şeytan o eve yaklaşamaz. Tirmizi. İyi anla burayı. Evinizde üç gece boyunca bugün gidin bu akşam okuyun. Bu niyetle. Bu niyetle iyi anlayın mevzuya. Yatsı namazından sonraki ayrı bir şey. Ama bu niyetle de ayrıca oku. Şeytan eve girmesin için oku. Şeytan diyor o eve yaklaşamaz. Giremez ila yaklaşamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta 3 hediye verilmiştir. 1. 5 vakit namaz. Bakara suresinin son 2 ayeti. Ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağını. Ya ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu görüp görebileceğiniz en büyük müjdedir biliyor musun? Bak bu müjdenin ötesi yok ya. Gerçekten ötesi yok. Bir namaz, iki Amenna Resulü, üç Allah'a şirk koşmadan ölenlerin hepsi mesela elhamdülillah biz Allah'a şirk koşuyoruz. Haşa Allah muhafaza. Rabbim son nefeste imanla göçme nasip etsin. Amin. Allah'a şirk koşmadan ölürse diyor büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi. Yapmamız gereken tek şey La ilahe illallah Muhammedur Resulullah üzere bir hayat çizmek. Ne oluyorsa Allah'tan olur. Allah Celle Celaluhu Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi. Bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, çocuklarınıza ezberletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem rahmettir, hem duadır, hem Kur'an'dır buyurdu Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Allah Allah. Dört şey Arş-ı Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Dört şey. Bir, Fatiha-i Şerif, Ayet-el Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu yani Amenna Resulü ve Kevser suresi. Kenzülün mal Aliyel Müttaki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Bakara suresinin son iki ayetinin cennet hazinelerinden diyor, Arş-ı Azam'ın altında bulunan hazineler olduğunu belirtmiştir. Ne dedik arkadaşlar? Bu ayetlerin diyor bereket ve feyzinin çok olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmiştir. Peki arkadaşlar, şu Amener Resulü meselesini şöyle ele almamız lazım. Bir daha söyleyeyim. Harflere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Abicim zor bir şey değil. Gözünü seveyim ya. Aç YouTube'dan. Tecvidlen, aç dinle, kulağı tak şu kulaklığına ya. Allah Allah. Hep film, müzik, hep maç, hep ıvır zıvır. Hep boş muhabbetler. Aç bir kere de Amener Resulü ne ya? Harfleri düzelt diye diyorum sana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kim en dar zamanda, en zor zamanda Ayetel Kürsü ve Amener Resulü okursa Allah Celle Celle onun sıkıntılarını iptal eder. Bak görüyor musun Amener Resulü? Boş muhabbet mi? Haşa ve kella. Bakara suresinin son iki ayeti. Bakara suresi nedir arkadaşlar? Kur'an'ın en uzun suresidir. Arkadaşlar Amener Resulü okumak öyle. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar nasip meselesi biliyor musun? Hani bunlarla amel etmeyen adam demesin ki ben yapmıyorum. Sen Allah Celle Celaluhu'nun bu faziletinden, nasibinden nasiplenmeyecek kadar nasipsizsin. Evet. Yatsı namazının sonunda mutlaka ne olursa olsun okuyun. Bak ben az önce kalktım buradan. Geldim buraya gelirken okudum. İçimden olsa okudum. Okudum. Çünkü sen burada okudun, ben burada okudum. Okurum yani. Niye boş bırakmayacaksın abi? Tesbihata kalamadın, işin var, acil bir yere gideceksin. Yolda okuyacaksın abi. Çünkü eksik bırakmayacaksın. Belli bir şeyden sonra alışkanlık oluyor. Bir bakıyorsun Amener Resulü terk edersin. Bakarsın Ayetel Kürsü terk edersin. Bir bakarsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Hadi bana eyvallah dersin. Anladın mı mevzuyu? Terk etme. Acil işin var. Tamam selam verdin sağa sola kalk. Ayaktayken oku. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ila ahir la ya. Anladınız mı ne demek istediğimi? İşin var giderken Ayetel Kürsü oku. Peşine akşam namazından bahsediyorum ya da yatsı. Akşam namazından sonra kalktın Ayetel Kürsü peşine levenzelna. Yatsı kıldın hemen kalktın işin var. Acil işin varsa diyorum yoksa oturup yapacaksın. İşin var ne yapacaksın? Kalktın gittin Ayetel Kürsü okuyacaksın yolda. Peşine bitince Amener Resulü okuyacaksın. Okuyacaksın mutlaka. Rabbim nasip etsin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.